kaçacaktık. Hani mutluluklara koşacaktık. Söyleyin böyle mi? Yazıklar olsun sana Bilal. Bana kurşun sıksan bu kadar kahrolmazdım. Şevket'i sen konuşturdun demek. Polise her şeyi söyletmeden seni ecele bile vermeyeceğim. Kıpırdama! Uzat ellerini! Gel bakalım. Senden hiçbir beklentim yok. Aşkına muhtacım sadece. Duygularım aklım gibi ayrılmaktan yana değil. Duygularım sana itiyor beni. Resul Bakırcı, şu andan itibaren gözaltındasın. Neden? Bir doktora görevini kötüye kullandırmak amacıyla rüşvet vermekten sanıksın. Doktor hamile olduğumu müjdeledi. Senden bir bebeğim olacak. Pervin yeniden Bakırköy Hastanesi'ne atandı. Ne diyorsun? Atanma emri şu anda Manisa ve Bakırköy Hastanesi'ne faksla bildiriliyor. Nasıl? Her şey çok iyi gidiyor. Bebek de annesi de çok sağlıklı. Şaka yapmıyorum, ben çok ciddiyim. Gelmeyecek olursam boşanırız. Duyuyor musun? Buraya gel. Seni alçak. Telefonu değiştirmekle elimden kurtulacağını mı sandın? Sersem karı. Çek ellerini. Defol git buradan. Para vermezsen içeriye bile dalarım. Dur. Kocam evde, her an gelebilir lütfen. Para. Git yalvarırım, durma git. Para dedim. Gelirken nefis bir motel gördüm. Kuytuda yemyeşil bir yer. Sanki uzun ayrılıklardan sonra kavuşanlar için yapılmış. Şimdi karısıyla beraberdir mutlaka. Kavuşmanın sevincini yaşıyorlardır. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ben de öyle. Tamirci Şevket'i bulabilsek iş bitecek. Tamirhaneyi bırakıp duymuş. Evinde de yok. Karısıyla birlikte adres bırakmadan kaçıp gitmişler. Bulunacak baba. Bulup mahkemede konuşturacağız. Elbette. Evelallah. Sen ortalara çıkma sakın. Buralarda da kimseyle ahbaplık falan kurma. Hiç merak etme. Bir tarafa kıpırdayacak, gevezelik edecek halimiz mi var? İşlerinden birini seçmen için getirdim seni. Çocuğumuz burada doğup büyüyecek. Şimdiye kadar sevgili beyiş bir kocaydım. Şimdi mükemmel bir baba olacaksın. Senden uzakta seni ne kadar çok sevdiğimi daha iyi anladım. İkimiz için de iyi oldu bu ayrılık ama son olsun sevgilim. Para hazırla derhal. Şimdi hemen. Param yok, bitti. Hiçbir yerden bulamam şu anda. Ayrıca yetti artık. Aldıklarında, yaptıklarında hasta ediyor beni. Tamam öyleyse. Şimdi bir basın toplantısı yapacağım. Senin kim olduğun ayrıca parti başkanıyla, başbakana telgrafla bildirilecek. Tanımıyorsun. Onun göze alamayacağı hiçbir şey yok. Vardır. Ahmet de seni mahvederse parayı bir daha nereden bulacak? Bunu hiç düşünmemiştim. O ancak seni korkutur. Başka da hiçbir şey yapamaz. Evde otur, sakin ol, kendine güven artık. Sen merak etme Muratçığım. Bu hafta içinde emniyet müdürüyle görüşeceğim. Ne diyeyim, minnettarım sana. Ahmet Bey, senin suçsuz olduğuna ve tuzağa düşürüldüğüne kesinlikle inanıyor. Her şeyi en baştan sırayla anlat bize. Kes, bana hikaye değil. Para lazım. Çık parayı, hadi. Sana para vermenin sonu yok. Aldıkça kuduruyor, gene istiyorsun. Bak şunu. Ulan hayvan. Sen. Sen beni mi korkutuyorsun ha? Böcek. Hala kurtulamadım o eroinçten. Ben de İstanbul'dayım artık. Beraberce üstüne gideceğiz o iltin. Bir daha para yerine anneni gönderirsen sana yapmadığımı bırakmam. Sana yemin ederim ben göndermedim. Erdal Bakırcı'yı müşahede altında tutmak görevini yine sana veriyorum doktor. Yine karşılaştık.
Sen yalnız iki kişinin katili değil, namuslu insanlara da kötülük yapan aşağılık bir yaratıksın. Sen ve baban acımasız, saldırgan birer mikropsunuz. Sahte yalan hastalığının ardına sığınamayacak kadar sağlıklısın. Sana bir müjdem var. Raporunu ben vereceğim. Ay, dokunma, acıyor. Bir hayvan bile yapmaz bunu. Çıldırmazsam iyidir. Deliden beter bir şey, dengesiz. Eroinden beyni sulanmış mahluk. Böyle aşağılık, böyle manyak bir yüzsüz görülmemiştir. Zorla paramı alıyor. Üstelik her an korkuyla titretiyor beni. Ah be anne ya. Gitmeyecektin. Hem beni göndermedin, hem de kendin gidip o yılanı çıldırttın. Sonu yok bu para vermenin, bu korkunun. Kesin bir çare lazım. Seni kurtarmam lazım. İnsanı hiç acımadan öldürebilir bu yaratık. Sürekli düşünüyor, çare arıyorum. Ama yemin ederim, öyle bir şey bulacağım ki benden bin beter süründüreceğim onu. Bak göreceksin. Merhaba abi. Merhaba. Ne kadar lazım? Üçer defadan altı boğum, iki kişiyiz. 30 milyon. Bir iki gün sonra vereceğim. Sen iyi müşterimsin. Ama bu iş borçla yürümez. Ben de peşin parayla alıyorum, tamam mı? Tamam. İki gün dedim, merak etme. Ulan kaltak gün. Senin yüzünden malı vermeyecekti. Bir daha para verme de, ananı dananı gönder de göreyim ben. Ya ne desen boş. Anlatıyorum, anlatıyorum kardeşim. Bir türlü dinlediği yok benim. Merhaba. Merhaba, buyurun. Taşındınız mı burada? Yo, taşınmadık. Babamlarda kalıyoruz şimdilik. Evden giyecek öteberi almaya geldim. Murat hiç iyi etmedi. Hem kendini yaktı hem de oğlunu yaktı. Murat'ın suçu günahı yok. Mahkemesi başlayınca hemen kurtulacak. Darılma, gücenme ama durup dururken hiç kimse kimseye her oyundan içeri atmaz. Ne tuttu hesabım? 500. Hiç üzülme yenge. Kurtulacaktır. İnşallah. Milyarları koy önüne, haram paraysa dönüp bakmaz. Öyle namusludur o. Selamlarımı söyle Murat kardeşime. Hı hı, bağışla, söylerim. Sağ ol. Bana kalırsa Murat yanılttı hepimizi. Çok da ağır ceza yiyecek, yazık. Ne diyeyim, Allah kimseyi şaşırtmasın. Hop, ayıp oluyor Zekai. Çok ayıp. Evet, hiç kimseyi bu kadar çabuk harcamayın. Ver şunu bana. Çıkacaksın. Seni çok özledim baba. Ben de çok özledim oğlum. İyisin değil mi? Çok iyiyim. Kasabı, manavı, tüm mahallelinin selamı var. Hepsi senden yana. Benden de herkese selam söyle. Başka bir isteğin var mı evlat? Hayır, sağ ol. Buraya kadar gelmen yeter baba. Şevket denen namussuzu araştırıyorsun değil mi? Bırakır mıyım hiç? Aratıyorum tabii. Geçen defa nasıl buldumsa o hergeliği gene öyle bulacağım. Hiç merak etme. Bir umudum da sensin. Her an iyi bir haber bekliyorum. Bir şeyler pişirip getirdim. Bir de iç çamaşırı, çorap falan. İdareden alırsın, olur mu? Olur, alır. Hoşça kal, kendine iyi bak. Sağ ol. Ben gitmek istemiyorum, babamı istiyorum. Hadi ağlama, erkek adam ağlamaz. Gel bakalım. Gel. Erdal Bakırcı hakkındaki gözlem raporunu hazırladık. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Gözlem için verilen ve sonra uzatılan yasal süreç sonunda sorumlu hekimler olarak aynı teşhisi koyduk. Raporu ikimiz de imzalayarak size sunuyoruz. İkinize de teşekkürler. Sanık Erdal Bakırcı'nın adli tıp kanalıyla sevk edildiği akıl hastanesinde iki uzman doktor tarafından hazırlanan rapor yüksek mahkememize gelmiş bulunmaktadır. Söz konusu raporda sanık Erdal Bakırcı'nın cezai ehliyetinin tam olduğu hükmüne varılmıştır.
Şükür Allah'ım, sana şükürler olsun. Yetkili hastanenin verdiği müşahede raporunun ışığında sanığın cinayetlerini bilerek ve bilinçli bir şekilde işlediği kesinlik kazanmıştır. İddia makamı sanığın fiiline uygun olarak Türk Ceza Kanunu'nun 146'ya 1 maddesi uyarınca idam cezasıyla tecziyesini yüksek mahkemenizden arz ve talep eder. İki gündür haber salmadığım yer kalmadı. Ne diyorlar? Bu defa zor Arif abi. Namussuz Şevket. Bu defa kayıplara karıştı. Kolay kolay ortaya çıkacağını da sanmıyorum. Sağ ol, sağ ol. Hoşça güle güle abi. Yine beklerim. Beni bırakın. Karımla kızım bittiler. Zavallı torunum uykusunda ağlıyor babası için ya. Sizler isterseniz geçen defaki gibi bir ipucu, bir koku mutlaka alırsınız ya. Ben de o zaman ellerinizi öperim. Estağfurullah, ne demek? Ezme bizleri Arif abi. Şevket karısıyla ortadan kaybolduğuna göre durum çok ciddi. Böyle olunca da ancak baldızından bir şeyler öğrenebiliriz. Gidip konuşalım hadi. Biz gidersek konuşur mu kadın? İşi daha da berbat ederiz. Oturun şuraya. Kadına bizim hanımlardan birini gönderip ağzını aratacağız. İyi akıl bu. Fazla ümit besleme. Şevket'in karısı belki kız kardeşine bile söylememiştir. Bu iş gene sizlerde bitecek. Her Allah'ın günü gelip gelip soracağım bunu size yavrum. Murat Aksoy'un namusuna ve bana ettiği yemine tamamen kefil. Bu meselede kötü bir tuzağa düştüğüne inanmasam zaten size gelmezdim. Namuslu bir vatandaşın haksızca suçlanıp lekelenmesini biz de istemeyiz. Ne gerekliyse yapılacaktır. Bu eroin işinin başında Almanyalı Bilal isminde biriyle onun buradaki adamı tamirci sabıkalı Şevket var. Sizden bu iki kişinin bulunmasını özellikle rica ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar sayın seyirciler. Yılın cinayet davası nihayet sonuçlandı. Karısını ve karısının kardeşini öldüren Erdal Bakırcı müebbet hapse mahkum oldu. Erdal Bakırcı daha önce Bakırköy Akıl Hastanesi'nde gözlem altına alınmıştı. Ve bugün müebbet hapiste sonuçlanan bu cinayetlerle sonraki olayların bir kahramanı vardı. Doktor Pervin Tuna. Tabipler odasına, basın kuruluşlarına, her yere dilekçe vereceğim, anladın mı? Sanık Erdal Bakırcı kendisinden sorumlu olan Doktor Pervin Tuna'dan istediği akli dengesi yoktur şeklindeki raporu alamayınca babası Resul Bakırcı'nın etkin gücü ortaya çıkmış ve Doktor Pervin bir gece içinde Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne atanmıştı. Doktor Pervin'den sonra Erdal Bakırcı'yı gözlem görevi verilen Doktor Turgay Gürkan da şu anda konuğumuz. Hoş geldiniz Doktor Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederim. Sanık Erdal Bakırcı gerçekten cezai ehliyeti olmayan hasta bir kişi miydi? Hayır. Akli dengesi olmasa bunca tekliflere, tehditlere, zorlamalara zaten gerek kalmazdı. Evet sayın seyirciler. Doktor Pervin Tuna bir devlet görevlisinin sorumluluk anlayışıyla davranmış, atandığı Manisa Hastanesi'ne hemen giderek hizmet vermeye başlamıştı. Doktor Pervin Tuna bugün açıklanan karardan sonra bizlere şunları söyledi. Ben sadece görevimin ve vicdanımın emrinde hizmet veren bir doktorum. Bu kararla adaletin yerini bulduğuna inanıyorum. Çok onurlu bir kadın. Ne gerekirse kalmamalı. Ve ne zaman gerekirse onu yapıyor. Duygularıyla değil, aklıyla hareket ediyor. Tekrar İstanbul'a eski görevine de bu özellikleri nedeniyle döndü. Aranızda Yusuf varken eşine bu kadar tarafsız bir gözle nasıl bakabiliyorsun? Mecburum. Böylece Yusuf'a nasıl davranacağımı da anlamış oluyorum. Diğer konuğumuz Erdal Bakırcı'nın kurşunlarıyla iki evladını birden kaybetmiş acılı bir baba. Evet sayın seyirciler. Bütün olayların kilit ismi Rıza Cansu şu anda aramızda. Buyurun efendim. Bütün olayları bir de sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Olayların vardığı şu son nokta ve Erdal Bakırcı'nın mahkumiyetiyle halen tutuklu olan babasının durumları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anda milyonlar sizi dinliyor. Sevgili kızımla oğlum mezarlarında şimdi rahat uyuyacaklar. Bu neticeyi almak için her fedakarlığı, her çileyi, herkesten önce göze alan Doktor Pervin Hanım'ı Allah iki cihanda aziz etsin. Seni nasıl kutlayacağımı bilemiyorum. Canım benim, seninle gurur duyuyorum. Bir tanesin falan demek de az. Akşam nasıl etkiledin bizleri anlatamam. Seni seyrederken o kadar gurur duydum ki. Eminim halk da öyle düşünüyordur. Hem ağladık hem de alkışladık seni. Ah yeter. Bu kadar şişirirseniz az sonra patlarım, haberiniz olsun. Ah çocuklar, Cengiz gittikçe daha azgın bir deliye dönüştü.
Anneciğim benden habersiz gitmiş görüşmeye. Belki insafa merhamete getiririm diye. Öyle bir dövmüş ki kadıncağız. Görseniz. Bu herif klinik vaka. Sizi aştı artık. Karakola, polise bildirmek zorundasınız. Olan Ahmet'e olur. Bütün amacı, idealleri, yapmak istediği her şey yıkılır. Ya ne olacak? Biraz daha dayanmak. Bir çare bulmak zorundayım. İyi ki içimizde bir sen mutlusun. Senden biraz güç, biraz moral alıyoruz da ayakta duruyoruz. Yoksa ben de yıkılıp düşeceğim. Konuşmuştuk bunları. Bana söz vermiştin. Konuşmakla söz de olmuyormuş meğer. Ufacık oğluna cezaevine gidip de tutuk kocanı gördüğün zaman... Ah, bütün direncim bitiveriyor. Haklısın. Yakında yüzün gülecek, Murat kurtulacak. Bak Ahmet de çok umutlu. Biz de o ümitle bekliyoruz. Bak Ahmet dedim de aklıma geldi. Ankara'ya gidecek, onu uğurlayacaktım. Geç tamam. Beyefendi gitti. İçerideler. Ay, yetişemeseydim çok üzülürdüm. Ay canım. Seni üzmemek için bir sonraki uçağa kaldım. Aa. İnanma. Parti il merkezinde önemli bir toplantıya katılmam gerekti. Oradan da Ankara'ya. Ne zaman dönüyorsun? Koalisyon hükümetinin dağılma ihtimali var. İstanbul'a bir süre dönemem belki. Sen Ankara'ya gelirsin. Koalisyon bozulursa yenisi kurulur. Belki sen de bakan olursun. Canım, böyle dileklerin varsa içinden tut. Başkaları duymasın. Canım, yolun açık olsun. Gider gitmez arayacağım seni. Bekleyeceğim. Kendine ve bebeğimize dikkat et, olur mu? Allah kavuştursun. Çok mersi. Sofrayı hazırlar mısınız? Tabii. Çorba içer misiniz? Alayım. Efendim. Tabii bir saniye. Sizi Gül Hanım arıyor, birinci hatta. Bağla. Merhabalar, nasılsın? Ahmet nasıl? Yusuf, sana çok kötü bir haberim var. O manken kızla fotoğrafınızı basmışlar. Baş başa. Ne fotoğrafı? Nerede çekilmiş, neler diyorsun? Sizi gördüğümüz tavernada olmalı. Ya da ne bileyim başka bir yerde. Al işte. Ünlü mimar Yusuf Tuna, eşi Pervin Hanım'ın yokluğunu aramıyor. Kumburgaz bilmem ne bilmem ne Hilal'le eğlenirken objektiflerimize yakalandıklarının farkında değillerdi. Ah be Yusuf, sana ne demeli bilmiyorum. Eyvah, Pervin de görmüştür. Ya da görecektir, mahvoldum. Bu işi kurtarmak zorundayız. Şimdi Pervin'e gidiyorum. Bana bak, şimdi söyleyeceklerimi unutma. O gece hepimiz beraberdik. Ahmet de vardı, tamam mı? Senin arkadaşın Halit Bey de vardı. Gerisini bana bırak. Pervin seni dinlemeyecek bile. Asla inanmayacaktır. Beni dinleyecek ve bana inanacak. Bunu senden çok Pervin için, Pervin acılar çekmesin diye yapıyorum. Gül, ne olur kurtar beni. Yoksa... O zaman hemen bir Options dergisi al ve benden haber bekle. Tamam mı? Zeynep Hanım. Efendim. Arayan olursa Doktor Pervin Hanım'dayım, tamam mı? Peki efendim. Hulden. Buyurun efendim. Bana bir Options dergisi aldırır mısın? Tabii. Bir daha araya anneni manneni koyacak olursan seni daha da beter ederim. Duydun mu? Çekil yolumdan be. Bana mı dikliyorsun ha? Evet sana. Ne akla kapıma kadar gelir de beni taciz edersin ha? Para için evine bile girerim. Kocana bile giderim. Kimden korkacağım lan? Defol. Canı ne isterse onu yap. Yeter be, yeter, yeter! Alçak! Anneme vurduğun ellerini kıracağım bir gün senin. Hayvan! Ben sana gösteririm. Aşağılık karı. Hayvan babandır.
Dur lan! Dur! Kaltak! Manyaklaşmış bu. Yakında anlarız. Sana bunu ödeteceğim. Yaşadığına pişman olacaksın. Gör bak neler yapacağım. Dergiyi biraz önce gördüm. Bir arkadaşım müjde verir gibi haber verdi. Aldırdım baktım. Görünce çok şaşırdım. Yusuf Bey'e hiç yakıştıramadım. Lütfen, bu çok özel bir durum. Ayrılmayı düşünüyor musun? Şu anda hiçbir şey düşünmüyorum. Hoşça kal Cavidan. Yusuf Bey nerede? İçeride. Gördün mü? Gördüm. Beni hiçbir şey kurtaramaz artık. Pervin boşanır gider, terk eder beni. Alo, buyurun. Options dergisinde haberimiz çıkmış. Çok üzüldüm. Ben de çok üzüldüm. Bir de uzun uzun yazmışlar, resim yetmiyormuş gibi. Yapabileceğim bir şey var mı? Hayır, yok. Olamaz zaten. Aramana sevindim, sağ ol. Aklım hep sende. Dilerim kötü bir şey olmaz. Olursa affetmem kendimi. Pervin Hanım nerede? Salonda efendim. Çok mersi. Bir emriniz var mı? Yok, sağ ol. Siz de sağ olun efendim. Neyin var bakayım senin? Bir hoş geldin yok mu? Hoş geldin. Gül çoktan konuşmuştur Pervin'le. Hala aramıyor. Bitti bu iş. Bitti. Aslında 2 hafta izin alacaktım. Sonra başlayacaktım çalışmaya. Ama vazgeçtim. İyi, Yusuf'la ne güzel bir tatil yapardınız. Hem neyin var senin ha? Konuşmuyorsun. Ha? Niye tatsızsın bakayım? Gel. Gördün mü bunu? Ah, ay buna mı kızıp üzüldün Allah aşkına? Gel. Yani doğal mı? Olağan bir şey mi insanın kocasının ihanet etmesi? Ne ihaneti? Hep beraberdik o gece. Yusuf'u biz yemeğe çıkarmıştık. Ahmet, ben, bir de Yusuf'un arkadaşı Halit Bey. 4 kişiydik. Bu hanım da başka bir gruptaydı. Beraber olduğu inşaatçı mıymış, mimar mıymış, neymiş Ahmet tanıyormuş. Israr ettiler. Hadi birlikte masaları birleştirelim dedik. Olay bu. Sizler neredesiniz peki şimdi bu resimde? Ben Yusuf'un öbür tarafındayım. Bak şunu masa düşün. Ben hemen şuradayım Yusuf'un yanında. Manken hanımın yaşadığı adam da kadının öbür tarafında. Ahmet benim tam karşımda. Halit Bey ve diğerleri de masanın devamında. Her şey bu kadar basit. Ama paparazziye çarpıcı bir konu, sansasyon lazım. Şimdi aile fotoğrafı ilgi çeker mi bu dergide? Bizleri 2 yandan makaslamışlar. Bir de evli iş adamının aşk kaçamağı diye başlık atmışlar. Hadi bakalım, buyurun. Doğru mu söylüyorsun? Ben de evliyim. Bir en küçük bir ihanete bile tahammülüm yok. Sana nasıl inandığımı, güvendiğimi bilirsin. Sen de canımla sana nasıl bağlı olduğumu bilirsin. Bilirim. Yani manken Hilal için sana yalan söyleyeceğimi düşünüyorsan... Aç. Aç telefonu Ahmet'e sor. Aç. Ama sonra benden af dileyeceksin. Aç hadi. Bunları senden duymasam Yusuf'tan kopmuştum şimdi. Hemen boşanacaktım. Kültürüne, zekana yakışıyor mu hiç? Sormadan etmeden Yusuf'u yargısız mahkum edecektin yani, öyle mi? Evet öyle. Doğru söylüyorsun değil mi? Tabii ki doğruyu söylüyorum. Sana mutluluğumu borçluyum. Murat Aksoy dosyasını emirlerinize arz ediyorum. Bu konuyla ilgili olarak tamirci Şevket diye sabıkalı birinden söz edildi bana. Evet sayın müdürüm. Kendisi her yerde aranmakta.
Fotoğrafları sınır kapılarına, havalimanlarıyla otobüs terminallerine dağıtıldı. Ayrıca Sedat Soylu ve Şule Soylu adında bir karı kocanın da peşindeyiz. Peki, her türlü gelişmeden beni haberdar edersiniz, tamam? Emredersiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Karım evde mi? Evet, buyurun. Merhaba. Merhaba. Bir şey ister misiniz efendim? Hayır, teşekkür ederim. Peki. Nasılsın? Nasıl geçti günün? Fena geçmedi sayılır. Her zamanki işler. Ben bir şeyler içiyorum. Sen de bol buzlu bir viski içersin herhalde. İçerim. Sen neler yaptın bugün? Dinlendim. Options dergisini okudum. Fotoğrafını gördüm. Ya. Önce inanamadım. Sonra feci kıskandım. Seni öldürmeyi düşündüm. O sırada Gül geldi. O geceyi, yani Ahmet falan hep beraber olduğunuzu anlattı. Hem Gül'e inandım, hem de bunca yıllık kocamı çok iyi tanıdığım için, bana olan sevgisini, saygısını bildiğim için gülüp geçtim. Aşkımıza. İnsanın senin gibi bir karısı varsa başka ne ister Tanrı'dan? Kapıkule sınır karakolunda ele geçirilen yüzlerce milyar liralık eroin olayı emniyet güçlerinin yoğunlaşan koşturmasıyla gittikçe büyüyor. Polis her yerde tamirci Şevket'i arıyor. Eroinleri yurt dışına kaçırırken yakalanan Murat Aksoy'dan sonra arabalara özel bölme yaparak buralara eroin yerleştirmekte usta olan Şevket Aslan da yakalanınca polis büyük bir çeteyi ortaya çıkaracak. Ortaya çıkaramayacak. Çünkü Murat'tan başka hiç kimseyi ele geçiremeyecekler. Şebekenin diğer üyelerinin de yakalanması için kilit isim olan Şevket Aslan her yerde aranıyor. Hep arıyoruz da bulamıyoruz. Nerede bu hayvan? Polis, tamirci Şevket'in yurt dışına çıkması ihtimaline karşı da önlemler almış bulunuyor. Tamam, suyum ısındı. Beni bulurlar. Kaçıp saklandığım için cezam daha da ağır olur. Bilal de beni gözlüyordur. Yakalanacağım ya da teslim olacağım diye korkuyordur. Yaşatmaz beni. Ne yapacağız? Bilal'in tuzağına düşmeden gizlice gidip polise teslim olacağım. Televizyonda, gazetelerde resimleri. Bütün Türkiye Şevket'in peşinde. Yakalandı mı konuşur. Beni ipe gönderir. Bitir işini. Peki. Bulunmaz bir insansın. Sana bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Hadi büyütme bu kadar. Sana minnettarım Gül. Yuvamı ve Pervin'i sana borçluyum. Söylemiştim. Senden daha çok Pervin'in mutluluğunu düşünerek bunu yaptım. Biliyorum ama gene de... Çünkü Pervin sana hala delice aşık. İnşallah bu ilk ve son yanlışın olur. Ne oldu karınla? Ne dedi? Ne yaptı? Araya bir arkadaşı girdi. O gece kalabalık bir grupla olduğumuzu söyledi. Fotoğrafın özellikle kesilip öyle yayınlandığına da inandırdı karımı. Olay bu kadarla kapandı. Senin için çok sevindim. Üzgünüm Hilal. Ama bizi hiçbir zaman rahat bırakmayacaklar. Evet. İnsanlar başkalarının mutluluğuna nedense düşman kesiliyor. Ufacık bir beraberliği bize çok gördüler. Sürdürürsek daha da kötü şeyler olabilir. Yusuf'la Hilal gizli bir aşk yaşasalar, birbirlerini sevseler, buluşsalar ne olurdu?
Dünya mı batardı? Seni hiç unutmayacağım. Ben de daima seveceğim. Hoşça kal Yusuf. Hoşça kal. Yok. Hasta olma anneciğim. Babamı zorla aldılar elimizden. Sen de ne olur bırakma beni. Hiçbir zaman ayrılmayacağız. Hem bir müjdem var sana. Biliyor musun? Bir kardeş geliyor. Kardeşim mi ağlatıyor? Onun için böyle oluyorsun. Biraz. Seni üzüyorsa gelmesin. Oh canım canım. Nedir bu kızın çilesi? Almanyalar da az üzülmedi. Sonra bir oh derken şimdi de Murat için kahroluyor. Dün gece de ağladı. Semtte üzmüşler Ayşe'yi. Kim üzmüş ya? Esnafın bazısı Murat için ağır konuşmuş. Allah Allah. Selam Arif abi. Aleyküm selam Eşref. Hayrola? Müjde mi getirdin onu söyle. Evet, Hereke'de bir evde kalıyormuş karısıyla. İşte adresi. Ay koca Eşref, çok sevindim. Nasıl sevindim bilemezsin. Her zaman emrindeyim, her zaman ustamsın. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurmaz mıydınız bir çay kahve? Gel otur şöyle bir çay kahve içelim. Başka zaman inşallah. İşe çok geç kaldım. Peki. Gitmem şart. Sen bilirsin. Hayırlı günler. Hadi sağ ol canım, Allah razı olsun. Güle Allah güle. Razı olsun. Hayrola baba? Eşref Usta tamirci Şevket'in adresini bulmuş. Ben hemen yola çıkıyorum. Sen de hapishaneye git, Murat'a haber ver. Tamam babacığım, hemen hadi gidiyorum. Ne oldu anneciğim? Kurtulacak babacığım. Ayrıldık. Çaresizdik. Böyle yürütemezdik. Korkular, boşanmalar, ayrılıklar, dedikodular dünyamızı cehenneme döndürdü. Biliyordum yürümeyeceğini. Yine de çok üzüldüm. Kader şu kadarcık bir mutluluğu bana çok gördü. Yemeği dışarıda yiyelim istersen. Belki de sinemaya gideriz. Onu çok özleyeceğim. Çok arayacağım. Başladı, yaşandı ve bitti. Unutmak zorundasın. Hayır, unutamam Yusuf'u. Zamanın bana yararı yok. Ama müthiş bir tesellim var. Neymiş o? Çocuğum. Önce canımda, sonra da yaşam boyu. Yusuf'tan bir parça. Hep benimle olacak. Neresi burası? Niçin durduk? Güldenen Kaltağan evi. Bak şimdi ipini nasıl çekeceğim onu. Benden kurtuluş var mı lan? Kafa tutmak, diklenmek haddi mi lan senin böcek karı? Şimdi koparacağım boynunu. Sonun geldi eski eroinci. Paran da, kocan da yetmeyecek seni kurtarmaya. Hayır dur, beni dinle. Dur dedim. Kocası evdeyse işimiz bitik demektir. Bizim mi yoksa Güldenen Kahpe'nin mi işi? Anlatacağım her şeyi. Kocası da bu evi Gül'le beraber yakacak. Bu kadar basit be. Kaltak, yakacaklar lan bu kadını, tamam mı? Tamam değil. Olan seninle bana olacak. Durumu kocasına açık etti mi para musluğumuz kesilecek. Anlamadım. Bir daha Gül'ü neyle korkutur da para alırsın? Bütün hayatımız kayar. Doğru, doğru ya. Bu karı itişti benimle, korkmadı. İç çiplemedi beni. Bu ara para da vermiyor. Elini ayağını kırmayacak mıyım? Cezasız mı kalacak ha? Çok parasını alacağız. Hem de bir iki gün içinde. Nasıl alacağız? Çok iyi bir fikrim var. Gül hem para getirecek hem de kul köle olacak. Nasıl olacak bu iş? Gel bak dinle beni. Canını ciğerini yakacağız o Gül'ün. Gebermiş olmaktan beter edeceğiz o adi kadını. Ulan şu yaşadığı hayata, oturduğu saraya bak.
Tek başına yedirmezler onu sana. Aşağılık kadın. Göreceksin gününü. Çok yakında. Bir müjdem var. Tamirci Şevket'i bulduk. Kim buldu? Nasıl? Eşref Usta geldi bu sabah. O söyledi. Adres de verdi babama. Şevket yakın bir kıyı kasabasında saklanıyormuş. Babam hemen kasabaya gitti. Bitti bu hayaletler. Acılar, üzüntüler. Bitti çok şükür. Şevket'in bulunması benim kurtuluşum demek. Biliyorum canım. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Ne yapsam kurtulamam. Neden kurtulamayacaksın? Hiçbir suçun yokken nasıl mahkum ederler ki seni? Olur mu öyle şey? Şevket beni kurtaracak en önemli şahitti. Öldürdüler. Şimdi ne yaparız da biz bu durumu... Ya başka bir şahit, başka bir delil bulunur. Belki Bilal'le Sedat bile yakalanır. Elbette. Allah'tan ümit kesilmez. Koskoca avukatlar da kurtulacağını söylüyorlar. Yeter ki sen sabırlı ol. Umudunu yitirme. Üzme kendini hadi. Bilal'in işi mi cinayet? Baş edilir gibi değil. Hiç umudum yok artık. Artık Murat'ın işi bitti. Ama beni suçlamaya, batırmaya çalışacak. Peki ne yapacağız? Refik aynı cezaevinde yatıyor. Haber uçuracaksın. Murat'a iletecek. Peki. Mahkemede benim adımı ağzına bile almayacak. Suçu Şevket'in üzerine yıkacak. İkimiz de kurtulacağız. Şimdi gider Refik'le görüşürüm. Murat'a para da teklif etsin. O aç köpek de sevinsin biraz. Olur. İlk duruşma ayın 21'inde. Sen devamlı masum olduğunu tekrarlayacak ve Bilal'i suçlayacaksın. Peki. Kimsenin ölmesini istemeyiz. Ama Şevket Usta'nın öldürülmesi seni kurtaran en büyük etken olacak. Anlayamadım. Sen burada hapistesin. Ve tamirci Şevket birileri tarafından öldürülüyor. Demek ki onun konuşmasından korkan... Ve susturmak için cinayet işleyenler var. Bu cinayeti kim işlediyse eroin kaçakçılığının suçlusu da odur. Evet, tabii. Savunmamızı işte bu gerçekten yola çıkarak yapacak ve senin tahliyeni isteyeceğiz. Bu mümkün mü? Senin mazin, çevren, iş ve aile hayatın belli. Bu kadar büyük miktarda eroini kaçıracak paran da olamaz. Çevrenden de toplayamazsın. Bu işin içinde başkalarının olduğu da kesin artık. Bunları delilleriyle anlatabilir. Vicdanen de inandırabilirsek... ...hakim tahliye isteğimizi kabul edecektir. Sağ ol. Ben yarın tahliyeyim. Darısı başına. Kimsin lan sen? Bilal abinin selamı var. Bilal mi? Bu mesele tatlı bir şekilde kapansın diyor. Çek git buradan. Mahkemede kendisinden söz etmek yok. Suçu Şevket Usta'nın üstüne yık. Adam geberdi zaten. Bu iş bitecek. Bilal abimiz insaniyetli insandır.
Karşılığında sana uygun bir para da veririm. Şakir, gidiyorsun lan sen. Ben bıraktım beni. Beni geberteceğim. Merhaba Yusuf. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, çok iyiyim. Al bakalım. Çok iyi gördüm seni. Sen de iyi görünüyorsun. Daha da güzelleşmişsin. Seni unutamıyorum, biliyor musun? Daha neler alacaksın bakalım. Çok da para harcayacaksın demektir. Aa evet. Seni de alıkoydum. İşlerin yoğundur gene. Neyin var? Hasta mısın? Hayır. Karnımdaki büyüyor. Şimdiden yoruyor beni. Efendim? Yusuf.